Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Android'deki servisler konusuna bir giriş yapacağız. Öncelikli olarak bu dersimizde herhangi bir kod yazımı olmayacağını söyleyeyim. Bu derste servis nedir, ne işe yarar, neden kullanmalıyız ve önümüzdeki dersler boyunca servislerle ilgili hangi konuları göreceğimizden bahsetmeye çalışacağım. Duyacağınız pek çok kavram büyük ihtimalle ilk defa duyacağınız için sizi biraz korkutabilir. Lütfen merak etmeyin ve bundan sonraki derslerde şans tanıyın. Çünkü her bir derste anlatacağım her bir kavramın üzerinde detaylı bir şekilde mantığını açıklayarak durmaya çalışacağım. Kafanıza takılan şeyleri de yorum olarak belirtirseniz elimden geldiğince çözüm bulmaya, anlatmaya çalışırım. Şimdi bu ve bundan sonraki derslerde neler izleyeceğiz? Şöyle üstün körü bir göz atalım. Dediğim gibi üzerinde çok da fazla durmadan hani bu ve bundan sonraki videolarda bu adam ne anlatacak diye soran arkadaşlar için öncelikli olarak bir servisin ne olduğundan bahsetmeye çalışacağım. Nasıl kullanacağımızdan ve hangi durumlarda kullanacağımızı anlatmaya çalışacağım. Broadcast receiver'larda olduğu gibi servislerimizin de birkaç çeşidi var. Hangileri ne işe yarar, hangi durumlarda kullanılır onlardan bahsedeceğim. Yine bu servislerle ilgili Android'deki proses ve thread kavramlarının ne olduğundan bahsedeceğim. Thread'in de birkaç çeşidi mevcut. Bunların da ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bildiğimiz gibi daha önceki eğitimlere de başlarken hep ne diyorduk? Android 4 tane ana komponentten oluşuyor diyorduk. Neydi bu komponentler? Aktiviteler, ki biz neredeyse yaptığımız her uygulamada bunu bir şekilde kullandık, bilerek ya da bilmeyerek. Aktiviteler neydi arkadaşlar? Kullanıcıların arayüzde etkileşimini sağlayan Android'deki en temel yapıydı diyebiliriz. Daha sonra broadcast receiver'ların ne olduğundan bahsettik. Özellikle Android işletim sisteminde gerçekleşen, işte bataryanın düştüğü, bir çağrının geldiği, ne bileyim işte hafızanın azaldığı, Wi-Fi'nin açık olduğu, kapalı olduğu, bu gibi durumlarda Android işletim sistemi bir mesaj yayınlar ve bunu ele alacak bir receiver varsa bu durum gerçekleştiğinde tetiklenir ve onunla ilgili bir işlem yapar. Bu ve daha fazlasını önceki derslerimizde görmüştük. Dileyen arkadaşlar ona da göz atabilir. Şimdi sıra geldi servislere. Daha sonra da Content Provider'dan bahsedeceğiz. Bu dört komponenti kullansak da kullanmasak da bilmemiz önemli. Zaten gelişmiş bir uygulama yapıyorsanız bunları büyük ihtimal kullanacaksınız. Basit uygulamalar için aslında sadece aktiviteyi bilmek yeterli. Ama biz Android ile ilgili bilgilerimizi daha da arttırmak, en azından Android'in bize neler sunduğunu bilirsek yarın öbür gün bir uygulama yapmak istediğimizde kafamızda çok daha iyi o şekli canlandırabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden öncelikle temel olarak bütün bilgileri verdikten sonra daha sonra bunların içeriğine dalacağız. Daha detaylı bir şekilde işleyerek daha gelişmiş uygulamalar yapmaya çalışacağız. Ama şu an için servislerle ilgili temel bir eğitim seti çekiyorum. Şimdi servis nedir diye soracak olan arkadaşlar var ise, şöyle ki Google Play'i açtınız, böyle bir arayüz karşıladı sizi ve bir tane atıyorum şu uygulamayı tıkladınız. Ve siz ona yükleye bastığınız zaman ne oluyor arkadaşlar? Şurada da bir ikon çıkarak onun yüklendiğini söylüyor. Arka planda çalışıyor bu. Ne demek arka planda? Yani siz o yüklenirken buradaki ekran donmuyor. Siz hala buradaki ekrandaki öğelerle oynayabilir, butonlara tıklayabilirsiniz. Ama arka planda sizin cihazınız o uygulamayı telefonunuza indiriyor, hatta kuruyor. Veya ne diyebiliriz? Bir müzik çalma olayı. Mesela bir müzik çalma uygulaması var. Burada bir liste var, değil mi? Bu listeyi yukarı aşağı kaydırıyorsunuz falan, fakat tıkladığınız bir tanesi de size o müziği dinletiyor. İşte arkadaşlar, o müzik arka planda çalışmıyor olsaydı, o müzik çaldığı süre boyunca siz buradaki ekrandaki herhangi bir öğeyi tıklayamazdınız. Buradaki işte listeyi yukarı aşağı kaydedemezdiniz, eğer o müzik arka planda çalmasaydı. İşte servisler sayesinde biz arka planda gerçekleşecek olan olayları yapabiliyoruz. Bu bir müzik çalma olabilir, internetten bir
Dosya indirme olabilir, bir resim indirme olabilir veya çok uzun sürecek bir sorgu olabilir. Sizin uygulamanızın bir database'i varsa bu gibi işlemleri şuradaki ön arayüzü kitlemeden arka planda yapmak için biz servisleri kullanıyoruz. Tabii ki de sadece şunu düşünmeyin. Servisleri biz uzun sürecek arka plan işlemleri için değil. Servisler arayüzü olmayan yapılardır. Mesela bir uygulama açtınız, kapattınız. O uygulamanın servisi arka planda çalışıyorsa, sizin hiç haberiniz olmadan arka planda ne bileyim bazı yedekleme işlemleri yapıyor olabilir. Bu gibi olaylar için de biz servisleri kullanacağız. Daha sonra dediğimiz gibi işte uygulamaların update edilmesi, dosyaların indirilmesi. Yine aynı şekilde mesela bir oyun oynuyorsunuz. Siz orada oyunu işte ikonu tıklıyorsunuz, bir yerlere çarpıyorsunuz. Oyun size bir şekilde tepki veriyor, değil mi ekran? Ama arka planda da bir müzik çalıyor olabilir. Bu gibi durumlarda biz servisleri kullanıyoruz. Şimdi mesela şuradaki ekrana bir bakarsanız, işte kullanılan memori miktarı 1.6 iken toplam memori 1.9 olarak gözüküyor. Ve şuradaki ekranı daha önce de görmüşsünüzdür. Android işletim sistemi arka planda ilgili servisleri çalıştırıyor. Genellikle gelişmiş uygulamaların hepsinin böyle arka planda çalışan servisleri vardır. Mesela bir WhatsApp servisi arka planda sizin hiç haberiniz olmadan ve size herhangi bir arayüz sunmadan sizin mesajlarınızın yediğini alıyor olabilir. Siz WhatsApp'tan çıksanız veya herhangi bir uygulamadan çıksanız bile o arka planda çalışmaya devam eder. İşte bunlar hep servisler sayesinde oluyor. İşte bunu dedik. Herhangi bir kullanıcı arayüzü yoktur dedik. Yalnız işte burada da main thread veya worker thread dediğimiz kavramlar ortaya çıkıyor. Onu da hemen şöyle hızlı bir şekilde anlatayım. Daha sonra detaylı olarak üzerinde duracağız. Uygulamamız burada var. Burada bir butonum var, değil mi? Veya burada da bir listem var. Ben bu listeyi yukarı aşağı kaydırıyorum. Bu butona tıklıyorum. Bu uygulama benim main thread'imde gerçekleşiyor arkadaşlar. Siz eğer main thread'i çok uzun süren işlemler için kitlerseniz, mesela bir işlem yapıyorsunuz 15 saniye sürüyor. 15 saniye boyunca buradaki bu main thread'i, yani kullanıcının arayüzde etkileşim sağladığı bu thread'i, butona tıklamasını, ne bileyim işte dokunma olaylarını ele alan bu thread'i kitlerseniz, bu 15 saniye bitene kadar, 15 saniyelik işlem bitene kadar bu arayüz çalışmayacak. Yani o buton tıklanamayacak. Bu sefer Android işletim sistemi bir uyarı verecek. Android not neydi? ANR neydi ya? Not responding, yani tepki vermiyor hatası verecek. Kullanıcınız da bu hatayı görünce büyük ihtimalle o uygulamayı kaldıracaktır. İşte bu gibi durumlarda biz böyle işlemleri servislere yaptırıyoruz. Ama şöyle de bir şey var ki servisler aslında yine main thread'de çalışıyor. Kendinin ayrı bir thread'i veya prosesi yok. Kafa karıştırıcı olabilir. İlerleyen derslerde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şöyle devam edelim. Daha sonra servis tiplerinden bahsedeceğiz. Scheduler servis dediğimiz bir yapı var. Started servis ve Bond servis diye. Sadece Scheduler servisin ne olduğundan çok bahsetmeyeceğiz. Daha çok Started ve Bond servis üzerinde duracağız. Çünkü arkadaşlar Scheduler servis API 21'den sonra Android uygulamalarına geldiği için, önceki versiyonları desteklemediği için, API 21 ve öncesindeki telefonlarda kullanılmadığı için bunun üzerinde pek durmayacağız. Yalnız şöyle bir bilgi verelim. Şunu biraz küçülteyim. Belli başlı şartlarda çalışacak yani tasklar, görevler için biz buradaki schedule servisi kullanıyoruz. Belli zamanda değil. Bu aslında şöyle oluyor. Daha önce Android'de Alarm Manager diye bir yapı vardı ki bu yapı zaman nasıl diyelim onu? Yani bir şarta uygun değil de bir zamana göre çalışan yapıydı. Bu Schedule Service ise tam tersi.
bir şart olacak ki bu çalışsın. Yani herhangi atıyorum saatte bir çalış demiyoruz da şu olursa çalış diyoruz. Mesela ne olabilir? Mesela ilgili server'a git ve dataları senkronize et. Ne zaman? Sadece Wi-Fi'ye bağlı olduğu zaman. Mesela bazen Android telefonlarımıza güncellemeler geliyor değil mi? Ama ne diyor? İşte Wi-Fi'ye bağlı olduğunuzda bu güncellemeleri indirin diyor. Bu işte bir nedir? Scheduler servistir. Yani oradaki olay bir zamana bağlı değil, bir şarta bağlı. Hangi şarta? Wi-Fi'ye bağlı olma şartı. Veya işte bir dovlant işlemi yap, ne zaman? Sadece şarja takılıyken gibi. İşte bunları schedule servis sayesinde yapıyoruz ama bunun üzerinde pek durmayacağız. Biz zamanımızı daha çok started servis dediğimiz ve bound servis dediğimiz yapılara harcayacağız. Peki bu started servis genel olarak ne? Android komponentler bu servisi başlatabiliyor. Komponent dediğimizde aklımıza neler gelecek? Activity'ler, işte receiver'lar, broadcast receiver'lar, content provider'lar veya servisin ta kendisi oluyor. Bir metodumuz var, start service diye. Bu metot sayesinde biz servisimizi başlatıyoruz ve bu arka planda bağımsız olarak çalışıyor. Ne demek bu? Yani buradaki bu komponentler, activity'niz, ne bileyim broadcast receiver'ınız veya content provider'ınız destroy olsa bile, yani yok olsa bile, kapansa bile bu servis arka planda çalıştırılıyor. Biz bunu tek operasyonlar için kullanıyoruz ve de bunun diğerinden farkı, en büyük farkı ne? Mesela burada buraya bir işlem yaptırdınız servise. Bu servis geriye herhangi bir sonuç göndermiyor. Bazen lazım olur mu? Olur. Bu gibi durumlarda da bir broadcast receiver veya bir result receiver kullanabileceğiniz gibi üçüncü çeşidimiz olan bond servisi kullanabilirsiniz. Bu kendini destroy etmiyor bu arada. Bunun destroy etme işlemi de yine size bağlı. Stop servis demeniz gerekiyor veya stop self deyip buradaki çalıştırılan servisi de durdurmanız gerekiyor. Dediğim gibi bunlar şu an için genel bilgi veriyorum. Hani göreceğimiz, kullanacağımız kavramlara aşina olun diye. Hepsinin ne olduğundan tek tek detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Şu an için kafanız karışmasın. Daha sonra üçüncü ve son çeşidi olan servisimiz bound servis var. Burada ise yine Android komponent servisi oluşturuyor ki bu komponentler activity'ler olabilir, content provider'lar olabilir. Bir servis başka bir servisi bind servis metodunu kullanarak başlatabilir. Dikkatinizi çekmiştir. Broadcast receiver'lar bound servis başlatamıyor. Ve bu servisin diğerinden, yani started servisten farkı ne arkadaşlar? Ne zaman ki buradaki komponent, mesela activity servisi başlattı ve uygulamadan çıktınız, bu servis artık arka planda çalışmıyor. İşte o destroy edildiğinde servis de destroy ediliyor. Bu ikili bir yapısı var bunun. Sürekli olarak bu komponentle bu servis arasında bir veri alışverişi var gibi düşünebilirsiniz. Yani bu bunu başlattı, burada bir sonuç oluştu, bu buraya geri sonuç gönderebiliyor. Yani ne diyor? İşte çağıran kişiye geri sonuç döndüren bir mekanizması var diyor arkadaşlar. Bunu da söyledik. Ve thread ve proseslerin ne olduğundan yine bir hızlı şekilde bahsetmeye çalışayım. Bu ders hani böyle geçecek. Şimdi şuradaki yeşil alanı sizin uygulamanız olarak düşünün. Ne zaman ki uygulamayı başlattınız, burada arkadaşlar bir default, şöyle farklı bir renk yapalım, bir tane default proses yaratılıyor. Daha sonra bunun içinde bir main thread var ki bu thread'in içinde sizin activity'niz olabilir, servisiniz olabilir, receiver'ınız veya content provider'ınız olabilir. Gittiniz ikinci bir activity oluşturdunuz. O da yine UI thread dediğimiz bu main thread'in içinde çalışıyor. Bunların hepsi aynı proses üzerinde çalışıyor. Yani uygulamayı açtığınız bir proses oluştu. O prosesin içinde de threadler var. Aynı arkadaşlar şu anki işletim sistemimiz gibi. Şimdi ben buraya gelip Task Manager'a bakarsam, şuradaki performans kısmına bakarsanız gördüğünüz gibi prosesler var, threadler var.
Bu prosesler de nerede? Aslında benim işlemcimin içinde. Buradaki proseslerin sayısıyla thread'in sayısına bakarsanız demek ki aslında buradan neyi anlıyoruz? Bir prosesin içinde birden fazla thread var. Bu yüzden bu aradaki bu sayı farkı oluşuyor. Android'de de öyle. Uygulamayı başlattığınız bir proses yaratıldı ve bunun içinde bir main thread oluşturuluyor ve bütün sizin komponentleriniz bunun içinde yaratılıyor. Tabii ki de siz kendi uygulamanızda farklı bir proses yaratabilirsiniz. Ama ilerleyen zamanlarda da diyeceğiz ki bu çok da tavsiye edilen bir yöntem değil. Siz eğer uzun süren işlemleri yapmak için buradaki main thread'i kullanırsanız arkadaşlar, dediğimiz gibi ne oluyordu? ANR hatası, not responding hatası veriyordu. Böyle işlemleri işte background ya da worker thread dediğimiz farklı bir thread üzerinde yapmanız gerekiyor. Bu sayede kullanıcı uygulamayı kullanırken arka planda bazı işlemler yapılabilir. O yüzden buradaki thread kavramı önemli. Şimdi şu ekranı bir temizleyelim. Dediğimiz gibi uygulamamız var. Burada main UI thread dediğimiz ana thread'in üzerinde küçük operasyonlar yapabilirsiniz. İşte UI interaction dediğimiz butonların tıklanması, ne bileyim ripple efektlerin oluşması falan bu thread'de gerçekleştiriliyor. Matematiksel opsiyonlar yapabilirsiniz veya küçük mantıksal işlemleri bunun üzerinde yapabilirsiniz. Ama uzun süren işlemler dediğimiz işte network operation, bir siteye gidip oradan veri çekme, bir dosya indirme, resim yükleme veya ağır database sorguları dediğimiz yapıları gidip de main UI thread'de yapmıyoruz. Çünkü uygulamamız not responding duruma düşüp kapanabilir. Bu tür işlemleri biz worker ya da background dediğimiz thread'in üzerinde yapmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi her Android uygulamasının kendine özgü bir Linux prosesi vardır. Ve bunlar bir tane UI thread üzerinde çalıştırılır. Ne diyor? Tüm komponentler default olarak bunun üzerinde çalışır. Ama olur da işte hafıza yetmezse bunları kapatabilir. Bunların da kapatılma sırası var ama çok da detaya girmeye gerek yok. Şu an için bunları bilmemiz yeterli. Dediğimiz gibi istersek şuradaki örnekte olduğu gibi kendimiz farklı bir proses üretebiliriz. Mesela bir aktivite yaptınız, onun farklı bir proseste çalışmasını bu şekilde sağlayabiliyoruz. Ama bu çok da tavsiye edilen bir yöntem değil. Çünkü bu sefer uygulamanız çok fazla memory harcıyor. Dediğimiz gibi ağır işlemleri UI thread'de yaptırmıyoruz. Çünkü bu bizim arayüzümüzü kilitleyecektir ve daha sonra uygulamamız bir hata verecektir. İşte Android not responding diyalog çıkaracaktır. Ağır işlemler için worker ya da background thread dediğimiz yapıları kullanın. Mesela bir dosyayı indirmek, bir resmi yüklemek veya database query'leri için. Evet. Bu şekilde bunlardan bahsettik. Ve umarım az biraz kafamızda ne olduğu canlanmıştır. Son olarak da şuradaki developandroid.com'a gibi servis nedir sorusuna hızlı bir cevap verelim. Şunu birebir çevirelim. Ne diyor arkadaşlar? Bir servis arka planda gerçekleşen olayları, operasyonları gerçekleştirmek için bir uygulama komponentidir, parçasıdır. Ve bir kullanıcı arayüzü size sağlamaz diyor. Ne dedik? Servislerin arayüzü yoktur, arka planda çalışır demiştik zaten. Diğer uygulama komponentleri, ki bunlar nelerdi? Aktiviteler, broadcast receiver'lar, bir servis başlatabilir. Ve o diyor arka planda çalışmaya devam edebilir. Kullanıcı başka bir uygulamaya geçse dahi. Yani uygulamayı açtınız, bir şekilde servisi başlattınız ve kullanıcı uygulamayı kapatsa bile servis arkada çalışmaya devam edebilir diyor. Ek olarak bir komponent, yine aktiviteler veya broadcast receiver veya bir servis, bir servise bind olabilir, yani bağlanabilir. Ki biz bunun da ne olduğunu, inter-process communication'da ne olduğunu görebileceğiz. Örneğin diyor bir servis network transaction'larını, işte müzik çalma veya ne bileyim bir dosyaya yazma, okuma gibi işlemleri
arka planda yapabilir diyor ve daha sonra da bunların çeşitlerinden burada bahsetmiş. Umarım az biraz aklımızda ne olduğu canlanmıştır. Bir sonraki derste ilk çeşidi olan schedule'ı anlatmayacağız dedik. Starter servisin ne olduğunu anlatarak konuya giriş yapalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.